اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا حبيب الله Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Kıymeti izleyenlerim, Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası hem de ahireti mamur olanlardan eylesin. İmanı kamil, ameli salih, niyeti halis olanlardan eylesin. Yüce Rabbim Ramazan-ı Şerifimizi bereketlerle, hayırlarla doldursun. Yüce Rabbim, Ramazan-ı Şerifi bugüne kadar karşılaştırdığım, karşılaştığımız en hayırlı Ramazanlardan eylesin. En güzel ihya ettiğimiz, en ayık bir şekilde değerlendirdiğimiz, en karlı çıktığımız Ramazan-ı Şeriflerden eylesin. Yüce Rabbim Ramazan-ı Şerifin tadına varamayan, darda kalmış, sıkıntı zarab içerisinde olan, ülkesinden, evinden, köyünden, memleketinden uzaklaştırılmış çadırlarda yaşayan, yarın ne olacağını düşünemeyen, yiyecek, gıda, giyecek, yatacak her türlü malzemeye muhtaç bir şekilde, boynu bükük bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i karşılayan mümin kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Bu mümin kardeşlerimize zulmeden zalimleri Rabbim Kahar ismi şerifiyle kahreylesin, mahveylesin, perişan eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bu mağdur ve mazlum kardeşlerimize imdad edenlere de imdad eylesin. Yüce Rabbim ülkemizi, insanımızı, mümin kardeşlerimizi ve zenginlerimizi severek Allah için Allah yolunda infak edenlerden, yetime, yoksula, garibe el uzatanlardan, sahip çıkanlardan eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Ramazan-ı Şerif'le ilgili kitabımızda var olan hadis-i şerifleri ders olarak müzakere ediyorken, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği bir hadis-i şerife geldik. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiğine göre? قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Kullu amali ibni Adem Adem oğlunun yaptığı bütün ameller, bütün işler yulaful hasene yulaful hasenetu bi yapılan bir güzellik, bir iyilik on katıyla katlanır. Yani bir yapılan on tane yapılmış mükafatı verilir ila seb'i mi'eti da'fin yedi yüze kadar. Taban on kattır. Allah Celle Celaluhu hiçbir iyiliğe, kabul ettiği hiçbir iyiliğe bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz vermez. En az on verir. On katıyla onu çarpar. Bu duruma göre, zamana göre, şartlara göre, kişiye göre değişebilir çıkar daha yukarı doğruya çık çıkar ila sebe'mi mi'eti da'fin 700'e kadar çıkar. Yani şöyle düşünelim. Efendim 16 yaşında, 18 yaşında bir delikanlı. Bu insan e, üniversiteye gidiyor, piyasaya çalışmaya gidiyor. Efendim namazını aksatmıyor. Bir de 80 yaşında yaşlı pirifani bir ayağı mezara girmiş. Bu da namazını kılıyor. Elbette her ikisi de namazdır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her ikisinin namazına da değer verir. Ama 18 yaşındaki insan şeytanı, nefsi, şeytan gibi insanları kabarmış olan nefsini bunların hepsini çiğnemiştir. Daha zor şartlarda kılmıştır. Dolayısıyla onun namazının mükafatı öbürünün namazının mükafatından farklıdır. Bir işçi düşünelim efendim asgari ücretle geçiniyor veya ona yakın bir şeyle geçiniyor. 3 bin lirayla, 4 bin lirayla geçiniyor. Bu insan camiden çıkarken camide toplanan medresedeki talebelere, yetimlere, fakirlere, yoksullara çıkarmış. Atıyorum 20 lira vermiş. Bir fabrikatör de oradan çıkarken o da çıkarmış 20 lira vermiş. Şimdi bir fabrikatör 20 lira vermiş, bir delikanlı 20 lira vermiş. İkisi de görünüşte 20 liradır. Ama allah Teala her ikisine aynı mükafatı vermeyecektir. Bir defa şunu garanti ediyor. Bir verene en az on verecek. Ama şartlar değiştikçe bu 700'e kadar çıkabiliyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri lütuf ve keremiyle bunu duruma göre ne yapıyor? 700 kat artırabiliyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de Es-sa'id billah metelullezine yunfikun emvalahum ise sabilillah Allah yolunda mallarını infak edenler Allah'ın dini yücelsin diye malını infak edenler, medreseler, ilim yuvaları, efendim o medreselerde okuyan talebeler yetişsinler, ilmi neşretsinler, Kur'an'ı neşretsinler, vaaz etsinler, nasihat etsinler, İslam yücelsin diye Allah'ın dininin yücelmesi için Allah yolunda infak eden insanlar. Kemeseli habbetin mevelu'llezine yunfikun amvalhum fi sabilillahi kemeseli habbetin enbetet seb'a sanabil fi kulli sumbuletin mi'etu habbe bu insanların yapmış olduğu bu fedakarlığın misali neye benzer? Bir insan düşünün ki buğday tanesini toprağa atmıştır. O buğdaydan yedi tane başak çıkmıştır. Her başakta da yüz tane vardır. Dolayısıyla bir tane tohum yedi yüz tane olmuştur. Allah yolunda infak eden insanların yapmış olduğu infakın misali bunun gibidir. Bir koyuyor, 700 alıyor. Vallahu yulaifu limen yesha. Bu ne olmuş oldu? Tavan gibi gözüküyor. Möla buyuruyor ki ben dilediklerime daha fazla da kazene gaybimden veririm diyor. İşte burada da hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam efendimiz her müminin yapmış olduğu iyilik en az 10 katı tabanı ondur. Bu yükselir yukarıya doğru çıkar şartlara göre ilae sebii eti 700 kata kadar çıkar. قال الله تعالى Allah, Teala, Allah Teala buyurdu ki illa savm oruç böyle değildir. Fe innehu li oruç benim içindir. Ve ene eczi bihi onun mükafatını ben vereceğim. Mevla Celle ve Ala Hazretleri oruçla ilgili oruç böyle değildir. Oruç bana aittir. Efendim onun mükafatını ben bilirim. Başka kimse bilmez. Yani burada 700 de sökmez. Neden öyle? yed'u şehvetehu ve min Yani oruç tutan kişi sabahtan akşama kadar şehvetini, yemesini, içmesini sırf benden, benim rızamdan dolayı terk ediyor. Dolayısıyla oruç benim içindir. Yani namaz gözüken bir ibadettir. İnfak gözükebilen bir ibadettir. Ama oruç yemediğini, oruçlu olduğunu millet yüzüne bakarak anlayamaz ki daha samimi, daha ihlaslı bir ibadettir. Sırf Allah için yapılan bir ibadettir. Söylemedikten sonra bunlar riya karışmış olmaz. Hani ben aynı zamanda oruçluyum demiş ya vatandaş. Namaz kılıyormuş, kuşluk namazı kılıyormuş. Kılarken gelmiş birileri demiş ki ya, bu adam ne kadar derviş adam. Ee, biz farz namazları kılmakta zorlanıyoruz. Bu adam kuşluk namazı da kılıyor. Helal olsun falan demişler. Kendi aralarında konuşmalarında. Bu da duymuş. Hemen selam vermiş. Demiş ki hemi de oruçluyum demiş. Yani siz benim kıldığım namazı görüyorsunuz. Orucumu görmüyorsunuz. burada adam kendisi söyledi oruçlu olduğunu. Onu riyaya sürüklemiş oldu. Dolayısıyla söylemedikten sonra insan neyi bilemez? Oruçlu olduğunu kimse bilemez. Bu bakımdan oruç bana aittir. Yani ona riya karışmaz. Ee, onun mükafatını ben veririm. Yani ölçüsünü ben ayarlarım. Zaten hepsinin ölçüsünü o ayarlıyor. Burada mükafatını çok fazla vereceğini ifade etmek içindir. قال الله تعالى Teala illa savm fe innehulî oruç bana aittir. Dışarıda gözüken namaz gibi bir gözüken tarafı yoktur. Samimiyetle, ihlasla benim için yapılır. Ve ene ecizi bihi ona ne mükafat vereceğimi ben biliyorum. Yeda'u şehvetehu." bu insan şehvetini terk ediyor ve taamehu yiyeceğini içeceğini terk ediyor. Min ecli benim rızamdan dolayı. Dolayısıyla oruç tutan insanın mükafatı öyle 10 kat değil, 100 kat değil, 700 kat değildir. Onu ben vereceğim gelince görürsünüz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Devam ediyor. Lissâimi <laughs> ferheten Oruç tutan insanın iki tane sevinç anı vardır. Ee, birisi nedir? Birisi ferhatun inde fitrihi. İftar vakti geldiği zaman sofrada mutluluklar başlıyor. Ezan yaklaştı. iki dakika vardır. Bir dakika vardır. Yarım dakika vardır. Yirmi saniye. Saniyeler bitti. Ezan okundu. Okunuyor. Ah işte okundu derken bir heyecan. Sofrada oruç tutmayan çocuklar bile heyecanlanıyorlar. Ayrıca İftar sofraları biraz mükeyyef olunca evdeki yani çocuk olduğundan dolayı oruç tutamayanlar, hasta olduğundan dolayı oruç tutamayan insanlar bile o iftar saatinde seviniyorlar. Çocuklar hep isterler ki Ramazan olsun çünkü Ramazanda yağlı ballı oluyor sofralar. Evet bir de yani iftar çok özel hazırlanmış oluyor sabahtan başlıyor ve en azından öğlenden baş, öğlende başlıyor mutfağa hazırlayacak, yemeği hazırlayacak kişiler efendim besmesi, besmelesini çekerek iftar hazırlığına başlıyor. İtina ile hazırlıyor, sevgisiyle hazırlıyor. Bütün bunlar karışınca bir araya gelince efendim güzel bir şey çıkmış oluyor. Renkli renkli sofralar, bereketli sofralar oluşmuş oluyor. Dolayısıyla çocuğuna varıncaya kadar, iftar edecek kişilerine varıncaya kadar sofradaki bu efendim samimi atmosferi görünce bir sevinç anı ezan okundu diye bir şey oluşuyor. Bir hava oluşuyor, bir sevinç oluşuyor. Çocuklar bazen bağırıyorlar. Ezan okundu, ezan okundu. O mutluluğu ifade ediyorlar. Demek ki oruçtan insan bir iftar vakti geldiği zaman sevinir. Yemek yiyecek, karnı acıkmıştır ve ferahatun inda liqa'i Oruçtan insanın bir de Rabbisine kavuştuğu zamanki sevinci var. O buna hiç benzemez. Rabbisine kavuştuğu zaman Rabbisinin kendine vereceği mükafatlar o kadar bol olacak ki o kadar bol olacak ki o mükafatları görünce kulum bunlar senin şehvetini, yemeni ve içmeni Allah rızası için terk etmenin karşılığı olan mükafatlardır dediği zaman keşke ömrümü hep oruçlarla geçirseydim diye o mutluluğu yaşayacak oruçla geçirdiği günlerin mükafatını alınca o mutluluğu en azından Rabbisinin bu oruç sebebiyle kendisinden razı ve memnun olduğunu bilmesi bile başlı başına büyük bir devlet, büyük bir nimet olarak karşısına çıkmış olacak. وَلَخَلُوفُ فَمِ saimi Kesinlikle oruç tutan insanın açlıktan doğan ağzında oluşan koku ve le saimi elbette e, oruç tutan insanın açlıktan kaynaklanan ağız kokusu indallahi atyabu atyabu indallahi min rihil miski Allah Celle Celaluhu oruç tutan insanın ağzında açlıktan meydana gelen kokuyu insanlar hani miskten çok hoşlanırlar ya insanlar nasıl ki misk kokusundan çok hoşlanırlarsa Mevla da Allah için Allah rızası için yemeği içmeyi terk eden insanın açlıktan doğan o kokusundan fevkalade memnun olur. Tıpkı insan misk duyduğu zaman oh be dediği gibi teşbih hata yok. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri e, oruç tutan insanın ağız kokusunu bu şekilde kabul ediyor. Vasiyamu cünnetün oruç bir kalkandır, insanı korur. Vasiyamu cünnetün oruç bir kalkandır, insanı korur. Neden korur insanı? Elbette bir önceki dersimizde de ifade etmiştim. Adam meyhanenin kapısına yazıyor. Ramazan münasebetiyle meyhanemiz kapalıdır diyor. Yani meyhaneci bile ne yapıyor? Oruç etkiliyor. Ee, Ramazan'da bakıyorsun ki öğlende, sabah namazında, öğlende, ikindi de bile cami cemaatle doluyor. Birçok cami cemaatle doluyor. Yani e, ne yapıyor? Oruç insanı ibadete, ibadetlere karşı ısındırıyor. Haramlara karşı nefretlerini artırıyor. Böylece insan ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. Bir insanın ibadete yönelmiş olması, haramlardan kaçmış olması, Efendim, nedir bu? O insanın kalkana bürünmesi demektir. Yani düşmanlar ona saldırıp zarar veremeyecek şekilde etrafını kalkanlamıştır, güvence altına almıştır demektir. Fıdâkane ya mu savmi ahadikum, sizden biriniz oruç tuttuğu zaman, oruçlu olduğu günde fela ve vela yashab. Bu insan kötü söz söylemesin efendim e, hezeyanla sözünü yükseltmesin. Yani oruçta olan insanın konuşmasına da dikkat edecek. Çirkin sözler söylemeyecek. Efendim fuzuli şeyler söylemeyecek. Fela yarfut veya fela yarfit ve yashab. Yani la yarfa savtehu bil hezeyan. Eğlenceyle, günah ile ilgili şeyler ağzından çıkmasın diyor. Aliye salatü efendimiz bize çirkin sözler, kimseye bağırmak, çağırmak, küfretmek gibi şeyler olmasın. Peki fe insa behu ahadun. Birisi buna takılırsa, birisi bunu kışkırtıyor, hakaret ediyorsa, evqatelu veya bununla hani çarpışmak istiyor, dövmek istiyorsa, fel felyekul desin ki innimruun saimun. Kardeş, bir dakika. Ben oruçlu kişiyim desin. Onunla cedelleşmesin, onunla kavga yapmasın. Bu hadisi şerifi her gördüğümde, her okuduğumda rahmetli Hasbi Hoca Efendi'nin kürsüde anlattığı bir kendi anekdotu vardı. Onu hatırlıyorum, hatta dostlarla paylaşıyorum. Rahmetli Hasbi Hoca Efendi, Allah ona da bütün hoca efendilerimizden ahirete intikal edenlere de rahmet eylesin. Dedi ki Ramazan'da vaz ediyorum bu hadis-i şerifi okudum. Oruçlu olan insan devamlı ibadette olunca birisi ona hakaret ederse küfretmesin ona. Hakaret etmesin ona. Efendim eğer birisi ona hakaret eder veya e, hırpalamak isterse desin ki ben oruçluyum kardeşim. Ben de kürsüde bunu anlattım. Oruç insan nasıl nazik olması, kibar olması, kendisine saldırıldığı takdirde nasıl cevap vermesi gerektiğini Kürsüde anlattım. Hadis-i şerifi okudum, anlattım. Namazı kıldık, sonra arabaya bindik, gidiyoruz. Giderken bir araba çıktı önümüze. Yol vermiyor bize. Kornaya bastık, o da kornaya basıyor. Ben şimdi sinirlendim. Arabanın kapısını açtım. Bağıracağım şoföre. Tam bağıracağım zaman okuduğum hadis-i şerif hatırıma geldi. Hakaret edeceğim. El kol hareketi yapacağım. Tam okuduğum hadis-i şerif hatırıma geldi. Dedim "Kardeş ben oruçluyum." Öyle deyince "Hocam ben de oruçluyum." dedi. Hemen geri vites yaptı. Yolu açtı. Biz de yolumuza devam ettik." diyor. Yani Kürside bu hadis-i şerifi anlattım. Ama aşağıda trafiğe çıkınca bir olayla karşılaşınca evvela sinirli halimle bağırmak, çağırmak, hakaret etmek istedim. Sonra hadis-i şerif hatırıma gelince o zaman bunu devreye soktum. Adam çok insaflı bir şekilde tamam hocam dedi veya hacı abi ben de oruçluyum dedi ve problem bitti. Demek ki kavgalı olduğumuz kavga bizimle kavga yapmak isteyen insana biz oruçluyum sövmek isteyen insana kardeşim ben oruçluyum bu durumu ben yapmam. Dilime malik olurum, elime ayağıma malik olurum. Sen yapsan da yapmam." dediğimiz zaman onu da insafa getiriyor, haddini ona da bildirmiş oluyor. Demek ki birisi ona hakaret edecek olursa veya onunla bir çarpışmaya girmek isterse desin ki "İnni mruun saaimun. Ben oruçlu birisiyim." Dolayısıyla ben hakaretine hakaretle cevap vermem cevabını versin. Şimdi hadis-i şeriflerimizde yine Ebu Hureyre radıyallahu an efendimizin bir hadis-i şerifini paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İza kana evvelu leyletin min şehr Ramazan Kitabımızda hadis-i şerifler her konuyla ilgili birinci fasıl, ikinci fasıl, üçüncü fasıl olarak zikredilir. Birinci fasılda daha çok Buhari ve Müslim'de olanlar efendim zikrediliyor. E, i̇kinci fasılda da Kütüb-i Sitte'nin diğerlerinde olanlar zikrediliyor. Dolayısıyla şimdi ikinci faslın hadis-i şeriflerine geldik. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. İza kana evvelu leyletin min şehri Ramazan Ramazan-ı Şerif ayının birinci gecesi gerçekleşinceki birinci gece ilk teravih kıldığımız gecedir. Oruç tutmaya daha henüz başlamadık. Yarın oruç tutacağız. Bu gece birinci gecesi olmuş oluyor. İza kana evvelu leyletin min şehri Ramazan e, dini literatörde geceler bir sonraki gündüze bağlıdır. Bizim örfümüzde öyle değil. Bizim örfümüzde pazar ne zaman biter? Gece 12'de biter. Ama şeriat ıstılahında güneş batınca akşam olunca akşam yarının akşamıdır. Geçtiğimiz günün akşamı değildir. Yani gün gece ile başlar, gündüz ile biter diyeyim. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in gecesi hangi ilk gecesi hangisidir? Teravih kılacağımız henüz oruç tutmadığımız yarınında oruç tutacağımız gece ilk gecesi oluyor. Cuma gecesi diyoruz, bayram gecesi diyoruz. Bayram geçtikten sonraki geceye mi bayram gecesi diyoruz? Hayır. Yarın bayramsa bu geceye bayram gecesi diyoruz. Yarın cuma ise bu geceye cuma gecesi diyoruz. İza kana evvelu leyletin min şehri Ramazan Ramazan ayının ilk gece, gecesi gerçekleştiğinde fileti şeyatîn ve meradetül cinni. Cinlerin azgınları ve şeytanlar zincire vurulur, bağlanır. Demek ki Ramazan-ı Şerif'in girişi bereketini böyle gösteriyor. Azgın cinler ve şeytanlar efendim zincire vurulurlar. Ve gullikat ebvabun nâri cehennemin kapıları kapanır felem yuftah minha babun hiçbir kapı açılmaz cehennem kapılarından bir kap aç, kapı açılmaz ve futihat ebwabul cenneti cennetin kapıları açılır felem yuglak minha babun efendim cennetin kapıları açılınca bu kapılardan hiçbirisi kapanmaz Daha önceki dersimizde cennetin kapılarının açılması, rahmet kapılarının açılması ile ilgili bir açıklama yapmıştım. Yine burada da benzeri bir açıklamayı yapayım. O dersimizi dinleyemeyenler en azından dinlemiş olurlar. Ee, şimdi bir insan ibadete koyuluyorsa, ibadet yoluna giriyorsa cennet yoluna girdi demektir. Bir insan haram yollara giriyorsa, isyan yoluna giriyorsa cehennem yoluna girdi demektir. Bir adam içki var, kumar var, zina var, yalan var. Böyle bir yolda yürüyor. Sokaklarda yürüyorsa bu adam bu tavırlarla cehenneme doğru gidiyor demektir. Her yalan bir ateştir. Her haram bir ateştir. Her haram kazanç bir ateştir. Dolayısıyla bu insan ateşe doğru gidiyor. Eğer bir insan namaz, oruç, zekat, zikir, Kur'an, emri bil maruf, yani münker gibi güzelliklerle meşgul oluyorsa bunlar da insana cennete giden bir yol temin etmiş olurlar. Dolayısıyla efendim Ramazan'da insanın ibadetleri çoğalınca cennet kapıları açılmış oluyor. Cennet kapıları açılınca cehennemin kapıları kapanmış oluyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'i ibadetlerimizle ihya etmemiz lazım. Gecesiyle gündüzüyle güzel ihya etmek lazım. Çünkü bu ibadet performansımız, bu ibadet sevgimiz bize neyi sağlamış olacaktır? Cennete doğru daha hızlı bir şekilde koşmamızı sağlayacaktır. Eğer bir insan Ramazan'da içki içiyorsa, bir insan Ramazan'da namaz kılmıyorsa ne zaman kılacak ki? Ne zaman içkiyi bırakacak ki? Elbette Ramazan'ın uyandırmadığı kalpler gerçekten çok gaflet içerisinde kirlenmiş kalplerdir. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ min ba'di zâlike fehiyye kel hicârati ev eşeddu kasve. Ey ben İsrail! Sonra sizin kalpleriniz katılaştı Mevla buyurur. Fehiyye kel hicârati taşlar gibi oldu. Ev eşeddu kasve. Hatta taştan daha sert ve katı oldu sizin kalpleriniz diyor Rabbimiz. Ve inne minel hicârati lemâ yetefeccerû minhul enhar. Taşlardan öyleleri var ki ondan nehirler fışkırır ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Taşlardan öylesi var ki Allah korkusundan yuvarlanır. Taşlardan böyle var. İnsan Allah'ın adı zikredildiği halde efendim Ramazan-ı Şerif geldiği halde Allah'ı hatırlatan, anımsatan efendim atmosfer oluştuğu halde millet camiye gidiyor, ezanlar okunuyor, salalar okunuyor, efendim iftar sofraları hazırlanıyor, sahur sofraları hazırlanıyor. Yani herkes Allah'a doğru koştuğu, cennete doğru koştuğu bir zamanda eğer kalp yumuşamıyorsa, ibadete yönelmiyorsa bu insan cennetin kapısını kendisine kapatmış oluyor. Cehennemin kapısını da kendisine açmış oluyor. Yani kıymetli izleyenlerim, bir insan ibadet yolunda ciddi ve samimi olarak gidiyorsa bu adam yolcudur. Gidiyor. Nereye gidiyor? Cennete doğru gidiyor Allah'ın izniyle. Bir insanı haramlara daldırmış, günahlara daldırmış, namazı bırakmış, orucu bırakmış, işki var, kumar var, zina var, gidiyor. Zekat yok, gidiyor. Nereye gidiyor? Ateşe doğru gidiyor. Eğer tevbe edip dönerse dönme şansı vardır. Öbür adam da Allah muhafaza ayağı kayar da dönerse o da dönebilir. Cennet yoluna giden cehennem yoluna dönebilir. Cehennem yoluna giden cennet yoluna dönebilir. Onun için kıymetli izleyenlerim şurası önemlidir. Diyelim ki biz ibadetimize düşkün birisiyiz. Orucumuza hassasız, namazımıza hassasız, Kur'an ve zikrimize hassasız. Bir komşumuz var, bir akrabamız var. Bizim gibi namaz ehli değildir, zikir ehli değildir. E, i̇syanları, masiyetleri net bir şekilde, açık bir şekilde işlediğinden dolayı bizim onun ateşe doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi bu manzaralarda dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Evet bugün itibariyle ben namazında, orucunda, ibadetinde, zikrinde devam ederken haramlardan uzak durmaya çalışıyorum. O da tam tersine namaz yok, oruç yok ama içki var, kumar var, zina var vesaire var. O da cehenneme doğru gittiği gözükmektedir. Bu bugünkü manzaradır. Yarın bu değişebilir mi? O cennet yoluna doğru ben de cehennem yoluna doğru Allah muhafaza kayabilir miyim? Kayabilirim ha. O zaman ben cennet yoluna doğru koşuyorsam şunu ihmal etmemem lazım. Allah'ım elimden tut, becerttir, muvaffak eyle olanları, yaptıklarımı beceremedim mi? Allah'ım ama beceremezsen bile senin yardımınla yaptım. Yardımın devam ederse yapabilirim. Daha iyisini yapabilirim. Kerameti kendimizde görmeyeceğiz. Mevla'nın bir lütuf ve keremi olarak göreceğiz o ibadetten uzak harama doğru giden insana karşı biz kendimizi üstün görüp kibirli gururlu bir tutum içerisine girersek gayreti ilahiye dokunur. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Biz istikametliyken Allah muhafaza kaymış olabiliriz. O bir adam kötü yolda giderken birdenbire bir tevbe eder, bir istiğfar eder. Seni de sollar, senin gibi 40 kişiyi de sollayabilir. Allah dostu olabilirim, olabilir. O zaman hiçbir insanı masiyeti sebebiyle küçümsemeyeceğiz. Tevbe etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz edeceğiz. O insan tevbe etse, bizden daha iyi insan olsa bizim bunda zararımız yoktur. Toplumda iyi insanlar ne kadar çoğalırsa toplumda kimse zarar etmez. Toplum kazanmış olur. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim Ramazan-ı Şerif ayında ee, ibadetlere yumulmak lazım, odaklanmak lazım. Haramlardan ve günah, günahlardan da nefret etmek lazım, uzak kalmak lazım. Zira haramlar cehenneme doğru açılan bir kapıdır. ibadetler cennete doğru açılan bir kapıdır. Ve yunadi münadin bir münadi şöyle nida eder. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El -hak, o diyorsa doğru söyler. Ne diyormuş münadi? Müdahidi demek çağıran, sesli bir şey söyleyen demektir. Ya bagiyel hayri akbil ve ya bagiyel şerri aksır. Evet. Ne diyormuş? Ya bagiyel hayri ey hayri talep eden er cenneti talep eden ey güzellikleri arayan insan akbil, yönel koş, tam zamanıdır tam mevsimidir Ramazan ayını kaçırma. Hayır mı arıyorsun? Ramazanda gecesinde, gündüzünde, sabahında, öğleninde, akşamında mutlaka bulursun. Gel, hadi gel. Hayır mı arıyorsun? İşte mevsimi, işte zamanı. İstediğin hangi hayır olursa olsun, oruç mu? Buyur oruca. Namaz mı? Buyur teravih'e ve diğer namazlara. Zikir mi? Buyur mukabelelere. Oku, okuyabildiğin kadar. Dinle, dinleyebildiğin kadar. Fakir fukara'ya imdat mı? Haydi yap yardımlarını. Aç kesenin kese ağzını. Çünkü bu mevsim o mevsimdir. Ya bâgiyel hayri akvil. Ey hayır murad eden. Amel defterini hayırla doldurmak isteyen. işte geldi mevsimi. Hodri meydan. Buyur. Buyur. Yol senindir. Kılıç kuşananındır. Ve ya bâgiyel şerri. Ey şerri arzu eden. Ey kötülüğü günahı arzu eden. Aksır vazgeç. Zamanı değil. Hiçbir zaman zamanı değil ama şimdi bir insan çok affedersiniz e, herhangi bir yerde bir günah işlemesiyle gidip caminin içerisinde günah işlemesi aynı mıdır? Bir insan parkta içki içiyor. Elbette haramdır, günahtır. Bir de camide gidip içiyor. O daha büyük günahtır. Bir insan dışarıda bir günah işliyor. Bir de gidiyor haram-ı şerifte aynı günah işliyor. İkisi aynı mıdır? Elbette burada Harbi şerife tazim, tazimsizlik, tazimsizlik hakaret vardır. Adam parkta ormanda efendim e, ormandaki diğer canlılardan bir canlı olarak kendisini hissederek orada bir iş işmesi onu bağlar. Efendim e, yani Allah bana karışmaz ben istediğim gibi yaparım deyince oradaki canlılardan bir canlı kendisini kabul ediyor. Çünkü allah Teala oradaki canlılara haram helal diye farz vacip diye bir vazife vermemiş. O da Allah'ım sen beni her ne kadar insan yarattıysan ben gene hayvan olayım. Hayvanlıktan vazgeçmeyeyim demiş olsa ve allah Teala'yı dinlememiş olsa nerede? Ramazan ayında. Peki Ramazan ayında işlenen günah elbette işlenen sevap ne kadar fazla ise işlenen günah da o kadar şirkin olur. İşte örneğini verdim. Camide içki içmekle, haram-ı şerifte içki içmekle, sıradan bir yerde ormanda içki içmek arasında fark var mı? Hepsi haramdır ama elbette mukaddes bölgelerde ve beldelerde efendim bir yerlerde daha fazla haramdır. Veya bağ yeşer ey kötülüğü haramı murad eden insan, arzu eden insan eksir vazgeç. Velillahi lillahi minen nar. Ey insanoğlu allah Teala'nın cehennemden sildiği, azat ettiği nice insanlar vardır. Ramazan gecelerinde, gündüzlerinde. Ve zâlike külle bir münadi her gece bu nidayı yapmış olur. Yani Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde kalp kulağımız açık olsa biz bunu duyabiliriz. Melekler bu nidayla ile nida ediyorlar. Eğer biz bunu kulağımızla duymamız icap etseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize bildirmezdi. Kendi kulağımızla duyardık. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz deyince kendi kulağımızla duysak ne kadar inanacaksak en azından o kadar kendi kulağımızda duyduğumuza ne kadar inandıysak buna da o kadar inanıyoruz. Kulağımız yanlış yapabilir ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlış yapamaz. Yanlış duydum, yanlış anladım olabilir. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne söylüyorsa o doğrudur. Velillahi utaqa'u minen nar <laughs> ve zalike kulle leyletin. Allahu Teala'nın cehennemlikler listesinden azat ettiği ve cennetlikler listesini aldığı insanlar vardır her gece ve zalike kulle leyletin. Bu da öyle sadece Kadir gecesi veya ilk gecesi veya ilk cuma gecesi değildir. Her gece bu güzellik, bu manzara efendim tahakkuk eder, gerçekleşir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki e, bu konuda üçüncü fasla geldik. Üçüncü faslın birinci hadisi şerifini de hadisi şerif şampiyonu olan Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz bizlere naklederler. Kal diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ete'küm Ramazan'u Ey ümmetim Ramazan ayı size gelmiştir. Demek ki Ramazan'ın girişinde ve sellem Efendimiz cemaati hazırlıyor. Diyor ki Ete'küm Ramazan'u Ramazan ayı geldi. Şehrun mübarekün bereketle dolu bir aydır haberiniz olsun. Sıradan bir ay değildir. Bereketle dolu bir aydır. Feradallahu aleyküm siyamehu allah Teala Ramazan orucunu sizlere farz kılmıştır. Feradallahu aleyküm siyamehu Ramazan orucunu farz kılmıştır. İstersem tutarım, istersem tutmam olmaz. Ramazan-ı Şerif orucu farzdır. Oruç tutma imkanı olan insan bunu başka bir şekilde parayla vesaireyle ödemesi mümkün değildir. Tutabiliyorsa tutacak. Efendim Fitre ile fidye ödenmez. Efendim, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutamayan, hastalığı sebebiyle tutamayan, daha sonra tutma imkanı olduğu halde o günlerde de tembellikle geçiren kişi ölümü halinde onun o tutamadığı oruçların fidyesi verilmesi gerekir. Vasiyet ettiyse bilhassa. Evet, eteküm Ramazanu Ramazan ayı geldi şehrun mübarekün bereketle dolu bir aydır. Faradallahu aleyküm siyamehu Allahü Teala orucunu sizlere farz kılmıştır. Tüftehu fihi ebuvabu sema veya tüfettehu fihi ebuvabu sema gök kapıları açılır bu ayda. Ve tuğlegu fihi ebuvabu cehim cehennemin kapıları kapanır. Ve fihi meradetü şeyatin cinlerin azgınları da zincire vurulur. Lillahi fihi leyletun hayrun min alf şehrin. Allah için orada Ramazan ayında öyle bir gece vardır ki o gece bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Men hurime hayraha fekad hurim. Her kim o Kadir gecesinden mahrum olursa adam mahrum olmuştur. Yani Kadir Gecesi'nden mahrum olmak ciddi bir mahrumiyettir. Her kim Kadir Gecesi'ni ihyadan mahrum olursa daldırdım. Misafirlerim geldi. Ben bir şey yapamadım. Dediğin zaman sen çok mahrum oldun. Çok şeylerden mahrum oldun. Nelerden nelerden mahrum oldun. Bir bilsen var ya oturup ağlarsın. Senin ağlaman yetmez. Paran varsa birilerine de para verirsin. Benim için ağlayın gözünde bir damla yaşı olan beni ağlasın demeye başlarsın. Neyi kaybettiğini bilmiş olsa. Evet. Yüce Rabbim Ramazan-ı Şerifimizin kıymetini bilmeyi, hele hele Kadir Gecesi'nin kıymetini bilmeyi ve onu en güzel şekilde ihya edebilmeyi vakti zamanı gelince hepimize nasip eylesin. Şimdiki hadis-i şerifimiz bu okuduğum hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel ile nesey zikretmişlerdir, nakletmişlerdir. Şimdi okuyacağım hadis-i şerif de Beyhaki'nin Şaabul İmanı'ndan naklediliyor. Ve an Abdillah İbni Amr'in radıyallahu anhuma. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma der ki, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. الصيام والقران يشفعان للعبد الصيام oruç yani Ramazan orucu ve Kur'an-ı Kerim okumak bu ikisi var ya yeşfaan lil abdi yarın ahirette kula şefaat edeceklerdir bir insanın tuttuğu oruç Ramazan orucu ve okuduğu Kur'an eee yeşfaan lil abdi kula şefaat edecekler Yakulu sıyamı oruç şöyle diyecek, dile gelecek. Ey Rabbi, ey benim Rabbim. İnni mena'tuhu ta'ame. Ben bunu yemek yemeden engelledim. Yemesin dedim. Ve şehevati şehevi duygularını gerçekleştirmeden engelledim. Yemesin dedim. Yapamazsın bu şehevi duygularını gerçekleştiremesin dedim. Feşeffi'ni bin nehari gündüz yemeği içmeyi ve şehvetini terk etti. Feşeffi'ni fihi. Bu kişi hakkında beni şefaatçi kıl Allah'ım. Ben onun tuttuğu orucum. Dolayısıyla bana şefaat yetkisini ver Allah'ım. Feşeffi'ni fihi. Bunun hakkında beni şefaatçi kıl. Der. Diyecek. Ve yekulul Kur'an. Peki Kur'an ne diyecek? Kur'an'da şöyle söyleyecek. Menatuhu en nevme. Allah'ım bu bana aşıktı. Beni okumak için, Kur'an okumak için, ezberini yapmak için, hafızlığını yapmak için efendim uykusunu terk ediyordu. Ben bunu uykusunu engelledim. Gece uyutmadım bunu. Ders çalış, Kur'an oku dedim kendisine. Feşeffi'ni fihi. Allah'ım ne olursun bunun hakkında beni şefaatçi kıl der. Feşeffi'ni. Böylece hem Kur'an-ı Kerim hem de kişinin tutmuş olduğu oruç sahibine şefaat edecektir. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhumanın bize naklettiği bu hadisi şerifte orucumuza ve Kur'an'ımıza şefaatçi gözüyle bakmak lazım. Ona göre namazlarımızı doğru, düzgün ve istendiği kadar kılmalıyız en azından. Bir de Kur'an-ı Kerim okumak noktasında da Hele hele Ramazan-ı Şerif ayını e, iyi fırsata çevirmek lazım. Ne acayiptir bu insan. Gece gündüz eder isyan. Okunur gün gibi Kur'an okumaz, dinlemez anı demiş merhum şair. Yani Kur'an-ı ya okuyacaksın ya dinleyeceksin. Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırmak lazım. Hem evimizin bereketi adına, hem kendi hayatımızın bereketi adına. Rabbimizden izzeti yakalamamız adına buna ihtiyaç vardır kıymetli kardeşlerim. Ve an Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu Hazreti Enes ibn Malik'ten rivayet edildiğine göre diyor ki Dehale Ramazanu Ramazan ayı girmişti. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu Ramazan-ı Şerif ayı girince ve şehra Şüphesiz bu ay yani Ramazan ayı kad hazarakum gelmiştir. Gelmiştir sizi kuşatmıştır. Bunun huzurunu ganimet kabul edin. Ramazanda oruçlarınızda, gündüz oruçlarınızda, gece tehe teheccüd ve teravih namazlarınızda bunu ganimet bilin. Ve fihi leyle hayrun min elfi şehrin. Bunda öyle bir gece vardır ki içinde o geceden olmayan efendim bin aydan daha hayırlıdır. Bir gece var içerisinde o bin aydan daha hayırlıdır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Men harumeha her kim Kadir gecesinin feyzinden, bereketinden mahrum olursa fakat harumel hayra fakat el hayra küllehu bu insan bütün hayırdan mahrum kalmıştır. Evet. Fakat hurme al hayre kullahu. Ve la yuhramu hayraha illa kullu mahrumin. Kadir gecesinin hayrinden ancak mahrum olanlar mahrum kalırlar. Yani nasip olmayan, nasipsiz insan derler ya. Nasip olmayan insanlar efendim ondan istifade etmemiş olurlar. Evet kıymetli izleyenlerim. Burada neyi görmüş olduk? Burada Ramazan-ı Şerif'teki tuttuğumuz oruç ile efendim okuduğumuz Kur'anlar bize şefaatçi olacaktır. Öyleyse Ramazan orucu olunca oruçta sıkıntı olmaz, hastalık olmadıktan sonra efendim bir de ne diyor? Kur'an okumaktan bahsediyor. Bir insan oruçlu olsa da olmasa da Kur'an-ı Kerim okur. Ezberden okuduğu zaman abdesti olup olmamasına da gerek yok. Ama yüzünü okuyacaksa, elini tutacaksa illa abdesti olması gerekir. Veya bir bezle beraber, havluyla beraber veya mendille beraber Kur'an-ı Kerim açıp kapatması lazım. Şey yapamaz. E, elini süremez Kur'an-ı Kerim'e. Abdestsiz olan insan. Ne yapacaktır? Ezber okuyacaktır o zaman. Yani Ramazan-ı Şerif'te insan Kur'an-ı Kerim okursa ama yüzüne ama ezber fark etmez. O Kur'an-ı Kerim yarın ahirette ona şefaatçi olacak. Ramazan'da yolda giderken, otobüste giderken, metrobüste giderken, kendi özel aracımızda giderken ezber bildiklerimizi tekrarlamalıyız. Yasin-i Şerif Kur'an'ın kalbidir. Tekrarlaya tekrarlaya ezberleyebiliriz. Mesela Kadir gecesini bir insan yakalar da onu ihya etmezse bu insan her türlü hayırdan mahrum oldu demektir. Çok büyük hayırdan düşünün ki hani bir seksen 80, affedersiniz, 80 senelik veya bin ay 80 küsür seneye tekabül ediyor. Daha bereketli, daha hayırlı bir iş yapmış olacak. Bunu gerçekleştirmeyince gerçekten bu adamın bahtı kapalıdır. Efendim, hayırın tamamından bundan mahrum olduğuna göre hayırın tamamından mahrum olduğu kabul edilir e, buyuruluyor. Böylece bir dersimizin de sonuna geldik kıymetli izleyenlerim. Rabbim oruçlarınızı, oruçlarımızı mebrur eylesin. Teravihlerimizi makbul eylesin. Sıkıntılarımızı izale eylesin. Dünya ve ahiretimizi mamur eylesin. Yuvalarımıza huzur ve bereket versin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.